Hayırlı İçber Piyasalardan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Evet, doların özellikle euro dolar paritesinde daha önce de bugün itibariyle bahsetmiş olduğumuz dirençlerin çalışması ve aşağıda 1.1180 desteğine dikkat çekmiştik. Buranın kırılması ihtimalinden bahsetmiştik ve 1.1160 ilk etapta görüldüğünü, hatta şu dakikalar itibariyle baktığımızda evet 1.1161 nokta bir destek, ara destek görülmüş. Bu 1.1180'in kırılabileceği anlamında işaret olduğu için bahsetmiş olduğumuz 1.1140'lara doğru bir geri çekilmeden bahsediyoruz şimdilik. Tabii ki 1.1240 yani bizim yıllıklarda 1.1230'umuzun çalışmış olması önemli bu anlamda. Zaten üzerinde bir hareket şu an için kısa vadede beklemiyorduk. İsterseniz hemen buradan dolar TL dönelim. Dolar TL gerçekten bakın son belki de şunu söylemek istiyorum. Özellikle biz yılbaşından itibaren beklediğimiz o düzeltme gerçekleşiyor. Gerçekleşti. Tabii biz 3.70-3.80'den itibaren 3.55'lere beklediğimiz hareketin bir dip süreci içinde olabileceğini uzunca bir süredir bahsediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi eski direncin artık destek olduğunu, yani çok önemli bir teknik analiz dersi konusu olduğunu uzunca bir süredir sizlerle paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Eski direnç kırıldıktan sonra artık destek ve burada tutunabilecek mesajları veriyoruz. Tabii bir takım olumlu beklenti tarafındaki görüşse doların 3.40'lara hatta 3.30'lara ineceğinden bahsediyor uzunca bir süredir. Ama bizim beklentimiz, tabii bu rally olurken bizim beklentimiz yukarı yöndeydi. Ve 3.83'in altından itibaren de 3.55 beklentimizi korumuştuk. Eğer demiştik Türkiye'de enflasyon gereken ilgiyi görmezse, yani enflasyonla mücadele yine son 2 yıldaki gibi sarsaklanırsa biz dolarda aşağı hareketin 3.55'te sınırlı olacağını, dolayısıyla buradan itibaren başlayacak hareketin bu sefer 4'lerin üzerine yerleşebilecek bir hareket olabileceğini bir süredir dile getiriyoruz. Ve şu anki duruma baktığımızda hemen buradan tabloyu 60 dakikalık grafiğe çeviriyorum ve önümüzdeki saatlerde ne olabilir? Hemen şöyle dönüyoruz. Bakın 3.70-3.57.20 dönüyoruz. 3.57.20 şu an için tam bu bölgede olduğunu görüyoruz. Bugün gün içinde görülen en yüksek seviye 3.58, yani bizim tablomuzda görmüş olduğunuz aslında alıcılı bu tarafta 4. kademeye yaklaşmış durumda. Şimdi bu bölgenin üzerinde kalmak istiyor ve çok daha kısa periyotlara şöyle bir baktığımızda son 3 günde 4 iş gününde oluşan dip 3.55 olarak gördüğünüz gibi nokta olarak çalıştı. Aylar öncesinden bahsetmiş olduğumuz desteğin çalıştığını görüyoruz. Şimdi önümüzdeki saatlerde dolar TL'de bir hareketlilik, bir istek artacak gibi gözüküyor. Bunun anlamı gün içinde biraz önce bahsetmiş olduğumuz 3.57.20'nin üzerinde kaldığı için 3.58.70. Tabii marj daraldı. Son dönemin en dar marjı. Belki 3.58'lerin üzerine yerleşmesi bugün, bu akşam itibariyle mümkün gözüküyor ama 3.58.70'in üzerine hızlı bir atak olması halinde ancak 3.60'ları konuşuyor olacağız pazartesiye kadar. Ama tahmin ediyorum ki pazartesinden sonra dolarda 3.60'lara doğru giden, 3.60'ların üzerine yerleşen ve daha önce görülen bizim 3.62.50 pardon 3.60.70 sonra da tabloda gerek yıllıklarda gerek aylıklarda bahsetmiş olduğumuz 3.64'e doğru yeni bir atak oluşabilir ama bunun için 3.58 üzerinde kapanış görmemiz şart. Şimdilik söyleyeceklerimiz seans odasından bu kadar. Herkese bol kazançlar diyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.